Bir reklamlar programıyla daha karşınızdayız. Bugünkü konuğum Esin Aktuğan. Esin Aktuğan Karender, Dardanel Pazarlama Direktörü ve bugün kendisiyle Dardanel ton reklamları ve ton pazarı hakkında, ton balığı pazarı hakkında sohbet edeceğiz. Esin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Programımıza başlamadan önce ben önce her programda olduğu gibi izleyicilerimizle geçtiğimiz haftanın televizyon verilerini paylaşmak istiyorum. Bu arada bu data kullanıyordum. Data kelimesine taktı arkadaşlarım, eşim, dostum. Bundan sonra veri demeye çalışacağım. Geçtiğimiz hafta televizyon piyasasında, televizyon reklamlarında neler olmuş bir göz atalım. Toplam 350 firmanın reklamı yayınlanmış. Bu 350 firma toplam 49.221 adet reklam yayınlatmış. Ve saat olarak 324 saat, gün olarak da 13 güne tekabül ediyor. Geçtiğimiz haftayı hatırlarsak 14 gündü. Bu 14 gün bu hafta 13'e düşmüş. Küçük bir düşüş ama artacağını umut ediyoruz. Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren firmalar kimler? Buna bir göz atalım. Unilever 12 markasıyla 3239 adet reklam yayınlatmış. Onu Ülker, P&G, Homedrome ve Banksler takip ediyor. Mart'ın 5. haftasında geçtiğimiz yıl ne olmuş ona bir göz atmak istiyorum. 2003'ün Mart'ın 5. haftasında 36.859 adet reklam yayınlanırken bu yılın 5. haftasında 49.221 adet reklam yayınlanmış. Adet olarak artış %25 geçen seneye göre. Geçtiğimiz hafta bu biraz daha fazlaydı. Nedenini ben de anlayamamıştım. Açıklama da yapamamıştım. Ama beklenen ve umut edilen düzey %20-25 arasındaki bir artıştı. Bu artışı da yakalıyor gözüküyor. Süre saniye trendine bir göz attığımızda da saniye olarak da kırmızıyla gördüğümüz çizgiler 2004, maviyle gördüğümüz 2003. 2004-2003'ün bir hayli üstünde seyretmekte. Evet, televizyonla ilgili datalarımızda bir de medya ajanslarına göz atmak istiyorum. Ajans sıralamasında OMD medya ajansı birinci sırada. Universal ilk defa birinciliği kaptırmış gözüküyor. OMD, Mindshare, Universal, MediaEdge ve Maxess medya ajansları takip ediyor. 1 Ocak'tan 4 Nisan'a kadar ki medya ajans sıralamasında ise Universal Medya 50.296 reklam yayınlatarak birinci sırada yer alıyor. Onu Mindshare, OMD, MediaEdge ve Mediatürk takip ediyor. Kreatiflerde durum nedir? Kreatif yaratıcı reklam ajanslarında Young & Rubicam reklam evi birinci sırada 2780 adet reklam yayınlatmış. Onu Medina Turgul, Klein Euro, İletişim Ünitesi, Ogilvy & Mather takip etmekte. 1 Ocak'tan bugüne kadarki sıralamada yine benzer bir sıralama var. Young & Rubicam birinci sırada, onu Klein Euro takip ediyor. Medina Turgul 3, Pars Marken Ericsson 4. sırada, İletişim Ünitesi 5. sırada yer alıyor. Ben konuğuma burada dönmek istiyorum. Bu İletişim Ünitesi bildiğim kadarıyla sizin ajansınız değil mi? Evet, reklam ajansınız. Ben öncelikle sizinle sohbete Dardanel Ton hakkında biraz bilgi almakla başlamak istiyorum. İsterseniz bu firma hakkında biraz bilgi izleyicilerimizle paylaşalım. Kimdir Dardanel Ton, ne zaman faaliyete başladı, kurucuları kim? Tabii. Dardanel 1984 yılında kurulmuş bir şirket, Niyazi Önen tarafından. Şu an 2004 yılı itibariyle 12 şirketten oluşan bir şirketler topluluğu. Bugün aslında asıl Önentaş'la ilgili görüşeceğiz ton balığı pazarı hakkında, ama kısaca şirketler hakkında bilgi verecek olursak 3 tane üretim şirketimiz var. Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ, su ürünleri üreten şirketimiz, aynı zamanda ton balığı. Dardanel Enes Konserve Sanayi AŞ, domates ve türevi ürünleri üreten ayrı bir şirketimiz. Bir de Dardanel Yiyecek Servisleri Sanayi AŞ var. Bu da çok yeni Sushi da markası altında sushi üretimi yapıyoruz.
perakende sektörde tüketicilere satış noktalarında, iç piyasa için konuşuyorum. Bu ilginç bir konu, evet. Sushi üretiyoruz. Bunun haricinde Gıda Yatırım AŞ diye bir hizmet şirketimiz var. Şu an merkezi İstanbul olan ve tüm diğer şirketlere hizmet servisi veren. İki tane medya şirketimiz var. Kanal 17 ve Ton TV. Bu da sektör anlamında sizlere çok yakın. Ton radyomuz var aynı zamanda. İki tane enerji şirketimiz var. Diğer şirketleri biz dediğimiz Dardanel, Çanakkale Dardanel Spor'u biliyorsunuz. Evet. Dardanel Spor Faaliyetleri şirketi adı altında. Dardanel Europe diye bir şirketimiz var. Ve çok yeni, yine 2003 itibarıyla 2002'den beri daha doğrusu çalıştığımız iki tane de balık orkinos yetiştiriciliği anlamında iki tane daha şirketimiz var. Dardanel Cyprus'la Dardanel Su Ürünleri AŞ. Ben burada bir araya girmek istiyorum. Tabii, buyurun. Niyazi Bey ile beni çok benzetirler. İkiz kardeş bir, hatta bir Çanakkale seyahatimde bizim yan yana fotoğraflarımızı çekip işte espri yapmışlardı. Burada size verdiğim kadarıyla biz şirketlerimizi de aynı yılda kurmuşuz. Ben de Bileşim Enternasyonel'i 1984 yılında kurmuştum. Öyle mi? Evet, bayağı bir aramızda Niyazi Bey'le ortak benzerliklerimiz var. Bu yıl hep beraber 20. yılımızı kutlayacağız. Evet, öyle. Belki birlikte kutlarız, kim bilir. Olabilir. Ben size biraz da ton balığı pazarı hakkında bilgi almak istiyorum. Ton balığı pazarı nasıl bir pazar? Şimdi bir yandan taze balık, ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Balık tüketiminin çok yoğun olması gerekiyor. Ama bir yandan da özellikle reklamlarımızdan görüyorum, çok yoğun bir balık, konserve balık tüketimi teşvik ediliyor. Hı hı. Acaba bu ton balığı pazarı ne kadar büyük bir pazar ve kimler var sizin dışınızda? Ben en çok sizi görüyorum ama başka rakipleriniz de var diye biliyorum. Hı hı. Açıkçası şu an biz Dardanel markası olarak %92 pazar payına sahibiz. Biz Dardanel markası adı altında 3 tane brandimiz var, markamız var. Dardanel, Kaptan Memo ve Tonkinos. Ve oldukça monopol bir pazardayız aslında. %92 çok yüksek bir pazar payı. En son AC Nielsen'ın 2003 yılı marka bilinirliği araştırmasını almışsınızdır büyük ihtimalle sizlerde. Orada marka bilinirliğimizde 61.2, 8'de ton diyen diğer bir tüketici var. Yani totaline baktığımızda 69.9'lardayız. Bugün Coca-Cola markasının bilinirliği bile Türkiye'de 65'lerde. Dolayısıyla pazar hakkında çok kısaca bilgi vermek gerekirse zor bir pazar. Şu anlamda zor. Türk tüketicisinin henüz daha yeni yeni tüketime başladığı ama oldukça sağlık bilincinin yerleşmesine paralel gelişen bir pazar. Çok kısaca bu kadar. Evet, yani günümüzde de anti-aging, işte omega 3'ün önemi çok vurgulanmaya başladı. Balık tüketimi de önemli bir bilgi, önemli bir konsept haline gelmeye başladı. Sizin reklamlarınızda da bunları vurguluyor bildiğim kadarıyla. Bu reklamları az sonra birlikte tartışacağız. Evet. İzleyicilerimize paylaşacağız ama ben önce sponsorluk datalarımıza bir göz atmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta televizyon dünyasında sponsorluk olarak neler yapılmış? 28 Mart 4 Nisan haftasında toplam 2072 firmanın sponsorluk filmi yayınlanmış. Adet olarak 16.173, saat olarak 26, gün olarak da toplam, hepsi bir kanalda yayınlanıyor olsaydı bir gün sponsorluk filmi izliyor olacaktık. Sponsorluk filmi geçtiğimiz haftaya göre biraz düşmüş. Geçtiğimiz haftadan 1.5 iken 1.0'a düşmüş. Ama bunun da toparlayacağını umut ediyoruz. En çok hangi tip sponsorluk filmleri izledik? Geçtiğimiz hafta program sponsorluğu birinci sırada. Onu tanıtım sponsorluğu ve alt sponsorluk ve diğer sponsorluk türleri takip ediyor. En çok yine Number One'da sponsorluk filmi izledik. Onu Kanal D, CNN Türk, Show TV ve CNBC'e takip ediyor. Programlara göre baktığımızda hava durumu programlarının içinde, önünde ve arkasında en çok sponsorluk filmleri izledik. Onu Jet Master, Haberler, Piyasa Ekranı ve Spor takip ediyor. En çok sponsorluk filmi yayınlatan firmalar başında bu hafta ilk defa birinci sıraya çıkıyor. Eti firması var.
Etici Epmaster, Anadolu Honda, Demir Döküm ve Emas takip ediyorum. Ben burada tekrar konuğuma dönmek istiyorum. Şimdi meşhur ton balığı, Dardanel ton reklamları hakkında sohbet edeceğiz. Bu bir dizi halinde geliyor ve ben hemen dikkatimi çeken ve izleyicilerimizin de dikkatini çektiğini düşünüyorum. Çok değişik bir reklam tarzı kullanıyorsunuz. 5 saniye. Evet. 5'er saniyelik böyle hızlı, bunu eski tabirlerimizde gerilla taklit ediyoruz. Bu böyle hızlı vurup çekilen bir tarz. Filmleriniz de çok sık dönüyor. İsterseniz bu tarzı nasıl yakaladınız? Buna nasıl karar verdiniz? Önce bunu konuşalım. Sonra filmlerimizi seyredelim. Tabii. Konuşmamızın başında da aslında bahsettiğim gibi 84 yılından bu yana hizmet veriyoruz Türkiye'de. 84 yılından bu yana da balığın sağlıklı beslenmedeki önemini anlatmaya çalışıyoruz. Türk tüketicisine bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Bana bazen soruyorlar işte 5 saniyelik filmler nasıl çıktı? Aslında bir sabah uyanıp hadi 5 saniyelik filmler yapalım diye başlamadık. Aslında geçmişimize baktığımızda 10 sene artı 5 saniyelik filmlerden bahsediyoruz. Bu ciddi bir birikimin arkasından gelen bir strateji diyebiliriz. Çoğu firmanın da belki de uygulamak istediği ancak uygulayamadığı Dardanel markasının marka olmasından kaynaklanan bir avantaj. Böyle baktığımızda 2003 yılından beri 5 saniyelik filmlerimize başladık. Ve ilk filmlerimizde balık hatırlatmaları olarak başlayalım dedik. Çünkü yapılan araştırmalarda Türk tüketicisi alışveriş listesinde balığı hiçbir zaman koymuyor. Her ne kadar sağlık olarak bilincini oturtmuş olsa bile listesinde balık olmuyor. Dolayısıyla ilk 5 saniyelik filmlerimizi balık hatırlatmaları olarak başladık. Bunları isterseniz filmleri seyrettikten sonra konuşalım ama ben bu 5 saniyelik filmlerden bir reklam uzmanı olarak şunu çıkartıyorum. Demek ki 5 saniye içinde de istenilen mesaj verilebiliyor. Evet, aynen öyle verilebiliyor ama verilmesinin arkasında da bir birikim gerekiyor. Yıllardır biz işte balık eşittir sağlık, eşittir Dardanel tonu anlatmaya çalıştık. Balığın beslenmedeki önemini vurgulamaya çalıştık. Bunun birikiminin sonucunda da 2003 yılı 5 saniyelik kampanya stratejisi oluştu. İsterseniz şimdi izleyicilerimize bu filmlerden bir kısmını, bugün konuşmamıza konu olanlarını hatırlatalım ve onlar üzerine sohbetimize devam edelim. Tamam. Bugün balık yediniz mi? Aa, yoksa yemediniz mi? Vücudu tepeden tırnağa besler. Balık. Ramazan'da uzun süren tokluk için balık. Evet, bugün balık yediniz mi? Evet. Kampanyanın başlangıcı diye düşünebiliriz herhalde ve burada yapmak istediğiniz balık tüketimini arttırmak. Bu evet, açıkçası balık tüketimini arttırmak üzere ve balığı hatırlatmak, balığın sağlıklı beslenmedeki yine önemini vurgulamak. Bir dizi halinde gelişti bu, işte dün balık yediniz mi, bugün balık yediniz mi gibi sürekli hatırlatmalardan oluşan bir kampanya. Pardon lafınızı kestim, bir de vücudu tepeden tırnağa besler diye bir slogan var ikinci seyrettiğimiz reklamda. Evet. Bu ne demek oluyor yani? Balık vücudun her organına sağlık mı getiriyor? Ne yapıyor? Açıkçası balık hatırlatmaları kampanyasından sonra balığın sağlık için ne kadar önemli olduğunu vurgulama ihtiyacı doğdu. Balık eşittir Dardanel ton kampanyasına başladık. Ve burada da işte vücudu tepeden tırnağa besler, işte zeka gelişimi için DHA'nın önemini çizdik. Sağlık ve balığı paralel işledik. Burada peki hedef kitleniz kimdi? Yani her sosyoekonomik statüsünün balık, özellikle de konserve ton balığı yemesini mi özendiriyorsunuz, yoksa sadece belli bir segment mi var? Aslında bu şu an konuştuğumuz her iki kampanyada da hedef kitle geniş. Bizim aslında core hedef kitlemiz 25 yaş üstü kadınlar, çalışan veya ev hanımları, sağlıklı beslenmeyi özen gösteren, gelişime açık, çağdaş kadınlar diyebiliriz. Ama bu kampanyadaki hedef kitle oldukça geniş, tüm toplum diyebiliriz. Çünkü hepimizin sağlık ve balık tüketimini önemsiyoruz. Ve biz kampanyada sadece bu mesajları taşımak istedik. Peki, isterseniz önce bir reklam arası verelim. Ondan sonra programımıza devam edelim. Tamam.
bir de bu kampanyalarda Ramazan'la ilgili bir film seyrettik. Ramazan ayında da birçok firma, birçok ürün Ramazan'a özel kampanyalar yapıyorlar. Burada da sizin Ramazan'la ilgili bir reklam filminiz vardı. Evet. Ramazan'da farklı bir üretim veya farklı bir tüketim kalıbı oluşuyor mu? Mesela iftar bütün gün oruç tutuyor insanlar. Evet. Bu açıdan balığın Ramazan sofrasıyla ilişkisi nedir acaba? Aslında satışlarımıza, biz geçmiş satışlarımıza baktığımızda Ramazan döneminde satışlar düşüyor. Balık tüketimi oldukça düşüyor. Aslında balığın içeriğine, besin olarak içeriğine baktığımızda da uzun süren tokluk hissi veriyor ve uzun süre sizin tok kalmanızı sağlıyor. Sezona uygun filmleri bu 5 saniyelik kampanyalarda işleme fırsatımız oldu. Bu anlamda Ramazan'da da uzun süren tokluk hissini aldık ele. Ve bu konu üzerine de birkaç film yaptık ve gerçekten de istediğimiz başarıyı elde ettik. Çünkü bu dönemde beklenen satış düşüşünü durdurmuş olduk. Evet, bu durumu ben önümüzdeki Ramazan ayında hatırlayacağım. Evet. Ve ben de mutlaka iftarda ton balığı yemeye çalışacağım. Ben tekrar müsaadenizle verilerime dönmek istiyorum. Tamam. Basın verilerine bir göz atalım. 28-04 Nisan haftasında toplam 1974 firmanın basında reklamı yayınlanmış. Kapsadığı alan gazetecilik diliyle 653.901 tüm santim. Ve bunların hepsi de bir gazetede yayınlanıyor olsaydı 1371 sayfalık bir gazete okuyor olacaktık. Bu geçtiğimiz haftaya göre çok az bir düşüş göstermiş. 1400 sayfaydı, 1371'lere düşmüş ama tekrar bu plato üzerinde gireceğini ben düşünüyorum. En çok reklam yayınlayan gazeteler hangileri bir göz atalım. Hürriyet gazetesi bu hafta birinci sıraya tekrar çıkmış. Onun Sabah gazetesi, Milliyet, Vatan ve Posta ilk beşte yer alıyor. Bu ilk beşli artık ben söylemekten usandım. Yine söylüyorum, toplam yayınlanan reklamların %60'ını alıyor. Diğerleri de %40'ını alıyorlar. Dergilere bir göz atalım. En çok geçtiğimiz hafta Tekstil & Teknik dergisinde 194 sayfa reklam yayınlanmış. Onu Matbaa Teknik, High Tech, VIP ve Alem dergileri takip etmekte. En çok kimler reklam yayınlatmış? Geçtiğimiz hafta basında en çok Free TV reklamlarını izlemişiz. 7.923 tüm santim Free TV reklamı izledik. Onu Turkcell Şubuğu, Logizmo, Cepmaster ve Kanal D takip ediyor. Evet, geldik programımızın diğer reklamlarına. İsterseniz hemen bu reklamları izleyelim sohbetimize başlamadan. 3 reklam daha Dardanel Ton'la ilgili izleyelim ve ondan sonra devam edelim. Tamam. Ya hanım, bu akşam balkonda bir balıklayalım derim ben. He? Yaz aylarında hem form tutun hem balık yiyin. Okul servisinin kral yeri arkası, sandviçin kralı, balıklısı. Evet, burada bir şey dikkatimi çekti hemen benim. Balıklayalım. Evet. Reklamcıların çok sık kullandığı böyle bazı kelimeleri alıp onu bir terim, deyim haline getirmeleri. Bu nereden çıktı Allah aşkına? Açıkçası yine geçmişten baktığımızda 5 saniyelik filmlerin yine bir avantajı, yaz dönemine de özel bir kampanya yapalım istedik. Ama yaz döneminde biliyorsunuz baharla beraber hatta çok daha farklı tüketim alışkanlıkları oluyor ve balık tüketiminde de artış gözleniyor. Biz de dedik ki yaz ve keyfi birleştirelim. Türk toplumu olarak her şeyden önce keyif bizim için çok önemlidir. Balık, rakı kültürümüz vardır her şeyden evvel. Aile kültürü de çok önemlidir. Balkon ve balık keyfini birleştirerek biraz daha Türk tüketicisiyle iletişimimizi arttırmak istedik. Ve sanırım bunda da başarılı olduk. Mesajımızı doğru algıladıklarına inanıyorum. Yani mangal yakamayanlar dert etmesin. Balkonda yine balık keyfini. Aynen öyle. Ve çok pratik, çok daha rahat. Koku derdi yok, işte sıkıntısı yok. Hazır aç. Yanına da istediği şekilde tüketebilir, güzel bir sofra oluşturabilir. Aynı zamanda da sağlıklı beslenmiş olur her zaman. Evet, şimdi bu 4. reklamdı ve her reklamda değişik bir hedef kitle görüyoruz. Evet. Peki 5. reklamda okula dönüş, yani okul çağı çocuklarını hedefliyorsunuz. Evet,
Burada okul çocukları ve dolayısıyla anneleri, işte balık yiyin zihniniz açılsın gibi. İşte orada da mümkün mertebe lise çağındaki ve ortaokul ve lise çağındaki çocukların diline inmeye çalıştık. İşte okul yerinin arkası, okul servisinin arkası en kral yeridir gibi. Orada çok farklı diller var çünkü onlara hitap etmeye çalıştık. Burada da hedef kitlemiz okul çağındaki çocuklar. Burada bizim bir filmimiz daha var. Üçüncü olarak onu da izleyelim. Onun hakkında ayrı konuşalım. Tamam. Denizden babam çıksa yerim ama kılçıksız olacak. Anne, internetten balık yakaladım. Ben de marketten yakaladım. Şimdi bir alan bir daha alıyor, üçüncü bedavaya geliyor. Evet, burada da bir kılçıksız mesajı öne çıkıyor. Evet. Bu nereden çıktı acaba? Bu diğer kampanyalardan biraz daha farklı. Direkt Dardanel tonun pratikliğinden ve de tüketiminin rahat olmasına yönelik bir kampanya. Çoğumuz balığı kılçık probleminden ötürü yemeyiz. Özellikle çocuklarımız yemez. Bu kampanyada balık tüketenlerin yanı sıra balık tüketmeyenleri de hedefliyoruz. Kılçık endişesinden ötürü. Pratik olması, direkt açıp... Tüketicide böyle bir şey var galiba değil mi? Balığı yememenin nedenlerinden biri de kılçık var. Evet. Onunla uğraşmayayım. Birçok tüketici için öyle. Yani kılçığı ayıklamak zor gelir. İşte çocukları yedirmek isteriz ama kılçık sorunundan dolayı endişe ederiz. Hı. Halbuki Dardanel Ton'da böyle bir problem de yok. Direkt besin olarak kendisini kutuyu açıp tüketmesini sağlayabiliriz. Farklı bir hedef kitle daha yakaladık. Evet, burada farklı bir hedef. Hem tüketen hem tüketmeyen. Bir hedef kitle daha yakaladık. Peki ben yine verilerimize dönmek istiyorum. Şimdi programımızın sevilen bölümlerinden bir tanesi olan Ad Alert, yani ilk kez yayına giren ve ilk kez yayın yapan televizyona çıkan reklamlar. Ve bundan sonra da reklam trendlerimiz üzerine biraz konuşacağız. 28 Mart 04 Nisan arasında toplam 104 firmanın yeni reklamı yayınlanmış. Yeni çıkan reklam adedi 166, bant reklam 29, normal bildiğimiz kuşak reklamı dediğimiz reklamlar 167 tane yeni reklam yayınlanmış. Bu bir reklamdır ibareli yayınlanan editoriallarda 19 adet. Trendimize baktığımızda Ocak'tan bugüne, evet, aşağı yukarı bir platoya oturuyor. Yaz aylarında bunun birazcık düşüyor olacağını tahmin ediyorum ama Eylül'den itibaren tekrar yükseliş gösterecektir. Geçtiğimiz hafta ilk kez yayına giren ürünler hangileri? Burger King'in yeni bir reklamı yayınlanmış ve yayına girdiği hafta 205 adet yayınlatarak birinci sıraya oturmuş. Onu Whiskas kedi maması, Ece banyo aksesuarları, Cam spor ayakkabısı, Akbank'ın akses kredi kartı reklamları takip ediyor. Bunları, bu ürünleri yapan kreatif ve medya ajansları kimler? Burger King'i Yengen Rubicam kreatif ajansı, medyası Universal. Whiskas'ın BBDO, medyası Maxes, Medyacom. Ece banyo aksesuarlarının ne kreatifini ne medyasını öğrenemedik. Cam spor ayakkabılarının kreatif ajansı Cat Ajans, medya ajansı Medyatürk. Akbank Akses'in kreatifi Alice BBDO ve medya ajansı OMD. Evet, programımızın sevilen diğer bir bölümü reklam trendleri. Bundan önceki programları hatırlarsanız 2003 ve 2004'te yayına giren reklamları bölüp sınıflandırıp bunları değişik adlar altında toplamıştık. Bugünkü trend analizimizin adı meta reklamcılık. Hatırlarsanız sinemaya gidenler, sinema severler bilecektir. Kamera arkası sinema dünyasında çok konuşulan ve sinema dünyasında çok kullanılan bir özellik ve bu sayede sinema üreticileri, sinema üreten firmalar bu kamera arkalarını izleyicilerle paylaşarak prim yapıyorlar, prestij kazanıyorlar. Reklamcılık sektörü de kamera arkası yerine reklam içinde reklamı konuşmaya başladı. Yani reklamı izlerken içinde bir başka reklam izliyorsunuz. Ne demek istediğimi isterseniz kasetimizi izleyelim. Ondan sonra sizinle sohbetimize devam ederiz. Çelik! 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 Ne oluyor ya?
enflasyon nedir bir durum ya. Muharrem yetiş neredesin ya? Var yüzüm yanıyor diyorum. Aa! Ya kahve makinesi bari sen sus ya. Sena ver. Hala çalışıyor ya. Ya Vahşel'in küçük aletleri ne oluyor bir dakika ya. Ay, küçük şerif. Sen benim arkadaşım ne olur boyun boyuma gelsin ya. Ya Çelik sen miydin? Aman ne güzel şaka, ne güzel şaka. Valla gülmekten öldük burada aletlerle beraber. Sağ olasın. Öbür reklamda görüşürüz. O parlak şey pedal mı? Pedala benziyor. Oradan çalışıyor galiba. Şarjısını ilk defa görüyorum. Biraz küçük değil mi? Yoo, küçük olması iyi. Büyükler öyle buzur buzur her yere giremez. Bundan bir tane de bize alalım. Oldu. Aa, belki yılbaşı çocuklar alır bize bir tane. Ah, tam buldum. İyi günler. İyi günler kızım. Yeni mi aldınız bunu? Evet, yeni aldım. Güle güle kullanın. Bildiğimiz arzum değil mi? Evet, bildiğimiz arzummuş. Ben de sordum. Çok teşekkürler kızım. İyi günler, hoşça kalın. Tanıdın mı? Yüzü hiç yabancı gelmedi. Arzum onun. Arzum reklamlarına çıkacak diyorlardı. Demek doğruymuş. Evet, bekçi Sırrı'yı gördük. Diyor ki bir sonraki reklamda karşılaşırız. Bunun hesabını sorarım sizden diyor. Arzum Onan, Arzum süpürgelerinin pazarlamasını, reklamını yapıyor. Burada izlemediğimiz bir iki reklam daha vardı. İzleyicilerimiz hatırlayacaktır. Dış Bank reklamı. Görmeyenler görenleri anlatsın, görenler görmeyenleri anlatsın gibi böyle bir sohbet geçiyordu. Hazır kart reklamı vardı. Orada da bu seyrettiklerimizin hepsi reklam mıydı diye soruyorlardı. Biz bu tür reklamları sınıflarken meta reklamcılık diye sınıfladık. Umarım reklam ajansları ve reklam verenler bu sınıflamamızdan hoşnuttur. Evet Esra Hanım, ben tekrar size dönmek istiyorum. Seyrettiğimiz reklamlarda iki tanesi benim çok dikkatimi çekti. Bir klavye, internet vardı, bir de light. Evet. İsterseniz bunlarla ilgili biraz sohbet edelim. Tabii. Light'tan isterseniz biraz bahsedeyim. Light yaz döneminde formda kalmak isteyenleri hedefleyen bir kampanya. Dardanel ton balığına göre %81 daha az yağlı. Çünkü içerisinde sadece ton balığı, su ve tuz var. Bu anlamda yeni bir sloganla hem balık yiyin hem form tutun diyerek bir 5 saniyelik film daha yarattık. Peki internet, bu orada kime hedefliyorsunuz? Kimlere mesaj veriyorsunuz? Klavye ve bilgisayar reklam kampanyasında da gelişme çağındaki çocukların, yani bilgisayar çağındaki çocukları hedefliyoruz. Burada da işte klavyenin tuşlarını kullanarak balık oluşturuyor ve anne ve çocuğun arasındaki esprili metinlerle iletişimi sağlıyoruz. Burada da hedef kitle tamamıyla demin de söylediğim gibi bilgisayar çağı çocukları. Evet, bir sürü reklam bugün izledik. Yaklaşık 9 tane, 8 evet. tane. Hepsinde ayrı bir mesaj. Herhalde bundan sonra da bu stratejiyi devam ettireceksiniz diye düşünüyorum. 2004 yılında da aynı stratejiyle devam edeceğiz. Güzel bir kampanya. Markaya oturmuş bir kampanya. Özel dönemleri işlemeye devam edeceğiz. Sürekli sağlık diyeceğiz. Sürekli balık tüketimini arttırmaya yönelik çalışacağız. Aynı strateji devam edecek 2004'te de. Peki Esra Hanım, programımızın sonuna daha geldik. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum benim katıldığınız için. Ben her programın sonunda konuklarıma bir kitap armağan ediyorum. Bileşim Medya'nın 2003 yılı. İzleyicilerimizden de isteyen olursa ücretsiz adreslerine yolluyoruz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ben programımızı kapatmadan önce bir bilgi vermek istiyorum ve teşekkür etmek istiyorum. Programımızın bundan önceki yönetmeni Nur Onur hamileliği dolayısıyla izne ayrıldı. Programımıza yaptığı katkılarından dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Umarım tekrar aramıza döner. Bu arada da yeni yönetmenimiz Bahri Bey'e de hoş geldiniz diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.